ekmek, 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 kıyma, yumurta. Baktık dedi. Birileri çıkıyor pantomim diyor, birisi bir çıkıyor pantomim diyor, bilmem ne diyor falan filan. Hepsini çöpe atıyor dedi bana. Dedim ki hayırdır baba? Ne ayet? Eğer ben engelliysem ve konuşamıyorsam bunu çözen tek kişidir biliyor musun? O da kendisindir abi. Ve fazla da bir şey yapmadılar bana, onu söyleyeyim ben sana. O zaman aptal aptal baktı ya. Ben de aptallaştım. Yani kasapta ekmek var mı? Abi, sizi seyrederken yetişemiyoruz. Yetişemiyoruz. Yani bir bakıyorum doğuda, bir bakıyorum Ege'de, bir bakıyorum İstanbul'da. Abi bu enerjiyi nereden buluyorsun? Şimdi uzaktan bakıldığı zaman diyorlar ki sen kaç yaşındasın diyorlar. Ben diyorum ki 65 yaşındasın. Ne diyorlar ya. Yani hani çevreye bakıyorsun 35-40 yaşındaki insanlar bile pili bitmiş abi insanların. Evet. Ben birazcık toplayan zıplayan bir herifimdir. Çok da seviyorum böyle. Biraz hiperaktif özelliğim vardır. Çok da severim böyle çocuklarla oynamayı. Onun için. Ya muhteşem gidiyor abi. Ya şey çok güzel abi, bakıyorum çocuklarla giyiyorsunuz o köylü elbiseleri, böyle doğal elbise, çocuklar Evet. ayrı. Hadi bakayım bir yönlendirme. O enerji Evet. yani, karıştırıyoruz sizi. Kesinlikle. O mu genç, bu mu genç? Hani böyle şey geliyor. O enerjiyi nereden buluyorsunuz abi? Bir kere şey var. Bir, yaşamı seveceksin abi. Yaşamı severken kendini seveceksin abi. Kendini, evet. Kendini seveceksin ve kendin, yani kendini sevdiğin zaman karşıdakine ne yapıyor? Hemen yansıyor. Sana yansıyor. Evet. Çocuklar var benim karşımda. Çocuklarla hopluyoruz, zıplıyoruz falan filan. Çocuklar çok ilginç abi. Yani örneğin geçen günlerde çok ilginç bir anekdot var. Çok da ilginç. Evet abi. Çocuklar dedim, pandomim ne demektir? Diye bir soru sordum çocuklara. Ben gittiğiniz zaman sohbet ederim ben böyle. Evet. Çocuklar dedi ki, pantomim çok mikrop dedi. Çok mikrop. Dedi, hastalık dedi pantomim, pantomim, pantomim. Ya şimdi çocuklar dedi, ben size pantomim diyorum, siz pantomimden bahsediyorsunuz tamam mı? Ya çocuklar harikaydı. Doğru söylüyor. Bakıyorum orada size demek ki pandomcu yapan mikroptur. Ben onu anlıyorum. Geçiyor insana ben onu anlıyorum. Evet Pandemiden evet ondan. etkilendiler Harikaydı, belki de. harikaydı dediğim şey. Peki abi, pandomim mi, pantomim mi? Şimdi genelde herkes diyor ki pandomim Evet. diyorlar. Türkiye'de herkes pandomim deniliyor. Oysa pantomimdir Orijinali diyelim bu. ama beni de fazla ikisi ilgilendirmiyor. Hı. Diyeceksin de işi var. Ben yıllardan beri bir kere emin, bir kere insan kendi işini yapmak zorunda. Türkiye çapında herkes kendi işini yapsın. Evet. Diyelim ki sen beyin cerrahısın diyelim. Lütfen sen beyin cerrahı abi. Bak dikkat et. Sen avukat mısın? Avukatını yap kardeşim. Sen şoför müsün? Şoförünü yap. Ya da sen ziraat mühendisi misin? Ziraat mühendisini yap. Ben de sana diyorum ki kardeşim ben dört dışında başka hiçbir şey bilmem ve yapmam. Nedir bu? Bir, ben tiyatrocuyum, pandomimciyim, dramacıyım, palyaçoyum ve animasyon konusunda iyiyimdir. Ama sen bana desen ki şunu yap dediğin zaman yapmam kardeşim, bilmiyorum. Yapmam da gitmem çünkü bunun beş tanesi benim, işim bu benim. Pandomim diyecek. Pandomim denildiği zaman şöyle bir bakış açısı var. Pandomim üç kelimeden meydana gelir. Ne biliyor musun? Lal. Lal ne demek biliyor musun? Lal. Yani dili var ama dili konuşturamayan adam. Lal. Tat. Tat. Yani T-A-D. Anı tat. O da öyledir. Yani ne değişik versiyonları bunlar. Bir de samıt diyorlar. Samıt. Dil var hani, samutça. Peki zamanımıza geldiği zaman ne var? Zaten pantomimde bir kere konuşma sanatı olmadığı için lal ve tattan kaynaklanır. Ya konuşamıyor çünkü pantomim. Sahneye çıktığında konuşmaz. Pantomim kelimesi Fransızca bir kelimeden kaynaklanır Türkçe'ye. Panto vücut anlamına gelir. Mim de yüz anlamına gelir. Yani vücutla yüzün birleştirdiği sanat pantomim anlamına gelir. Yani pantomim diye bir kavram yok. Yani hani doğu. Lan doğu diye bir şey bakıyorum, araştırırım abi. En sonra işte dediğim gibi uzak doğu sporlarına giriyor falan filan. Dolayısıyla o değil. Ama en önemlisi şu bana göre. Hepsini çöpe at, geriye ne kalıyor? Rahmetli Özdemir Nutku bana dedi ki Ulvi, hani hep birileri çıkıyor pantomim diyor. Birisi bir çıkıyor pantomim diyor, bilmem ne diyor falan filan. Hepsini çöpe at Ulvi dedi bana. Dedim ki hayırdır baba? Ne ayet? Aynen. Evet. Dedi ki sözsüz tiyatro.
ya o zaman dedi pantomimi kaldır onun yerine sözsüz tiyatro koy. Bir araştırdım böyle yani çok doğru ya. E demek ki sözsüz tiyatro yapıyorum ben de. Sahneye çıktığım zaman sözler yok ama sahneye çıkıyorum, gösteri yapıyorum. Özü de bu. Harikasın abi. Evet, rica ederim. Peki abi, tabii sizin hayat enerjiniz süper ama yaşanmışlıklarınız ağır. Çok ciddi bir operasyon geçirdiniz. Ha, evet. Yıllarca hani kolay değil, belki 8-9 sene öncesine gidiyoruz ama buradaki hikayenizi çok merak ediyoruz abi. Ya Emin, şimdi öyle bir şey ki. Bir kere şunu söyleyeyim ben içtenlikle. Ben aşağı yukarı 65 yaşındayım, öyle düşün. 3 aşağı 5 yukarı 45 yıllık bir sanat geçmişim var. Bu 45 yıl içerisinde hep yerlerde süründüm. Parasızımdır abi, onu söyleyeyim. Ve derken günlerden bir gün Kadıköy'de otururken abi ev sahibi çıkın diyor bize. Çıktık abi, Avcılar'a gittik. Avcılar'da muhteşem bir yer, denizin kenarında falan filan derken bom diye gitmişim abi. Ona pıhtı deniliyor. Pıhtı, evet. Dolayısıyla beyinle kalp arasındaki şey bozulmuş. Ne denir ona? Bilmem ne. Yani tıp diyor. Ben fazla da umurumda değil. Tıp onların meselesi. Yani o olduğu için ben felçtim ve konuşamıyordum. O kadar. Tabii. Yani felçtim ve konuşamıyordum böyle. Yani şimdi yapmak da isterim de şey olur. Yani karşıdaki insana saygısı getirmek istemiyorum. Çünkü onlar da öyledir. Ama çok da çok sinirliyimdir. Çok sinirlidir. Hatta eşim beni hastaneye götürüyor abi. Bir psikolog, doçent hiç unutmuyorum. Bizi bekliyor. Fakat o sırada sedyenle bir adam getiriyorlar benim önüme. Adam aynen şöyle bak. Bana bakıyor. Eşi alıyor buraya. Bana bakıyor. Seni öldürürüm lan dedim. Bir de benim karşımda hele onu hiç yapma. Ben senin durumdayken ben ayağa kalktım biliyorum sen benimle. Yapma öyle bir şey yapma. Eşinim ya bak eşi dünya güzeli. Benim senden bir ricam var. Şuraya bir ip bağla. Buna da bir ip bağla. Tamam mı? Bu sağlıklı bir ev değil mi? Bak düşüyor bu. Şu eli al. Ya kısacası şu ev sağlık olduğuna göre senin alıp koymana gerek yok. Kardeşim insan kendi vücudunu kullanması bilmesi lazım. Eğer ben engelliysem ve konuşamıyorsam bunu çözen tek kişidir biliyor musun? O da kendisindir abi. Sen kendin çözeceksin bunu abi. Ve yani fazla da bir şey yapmadılar bana onu söyleyeyim ben sana. Tıbba göre diyor ki ulva arı 15 yıl sonra ancak yürüyebilecek ve konuşabilecek diyor. 15 yıl sonra diyor. Evet. Tıp böyle diyor. Oysa biz bunu 1,5 yıl içerisinde çözdük. Nasıl fark etti abi? Abi. 10 kat fark var. Yürüyeceksin abi. Mücadele edeceksin. Mücadele. Yani hatta hiç unutmuyorum. Yer Avcılar dediğim gibi oraya taşındık. Lapa lapa kar yağıyor. Eşim bana diyor ki Ulvi şu parayı al. Bana para verdi. Para verdi dikkat et. Ekmek, kıyma, yumurta alacaksın dedi bana. Ekmek, kıyma, yumurta. Ekmek, kıyma, yumurta. Baktı gidiyordu. Dışarı çıktım abi. Elimde de para. Ekmek, yumurta, kıyma. Unutabilirim. Her an unutabilirim her şey. Böyle gidiyorum derken o sırada elimde pişti uçtu abi. Para düştü. Lapa lapa kar yağıyor ama. Arkamı bir döndüm abi. Benim kızım arkadan çaktırmadan beni takip ediyor. Eşim de beni takip ediyor. Onun farkında değilim ama sonra fark ettim ben. Şimdi kasap. Ha, ekmek verir miyim? Ekmek. O zaman aptal baktı ya. Ben de aptallaştım. Yani kasapta ekmek var mı? Yok. Ekmek istiyorum. Yok. Veya fırına gittiğim zaman yumurta var mı? Yok. Yani hani üç kelimeyi birbirine karıştırıyorum, bilmem ne yapıyorum. O kadar. Tabii şey düşün yani örneğin eşime, kızıma eşim diyorum. Arada sırada senin de ismini karıştırabilir falan filan o konuma geldi. Ve tabii ki ben eve gelene kadar kızım çoktan içeri girmiş ya falan filan öyle bir ortam. O sırada pandomimciler çok önemli. Türkiye'deki pandomimcilerden bahsetmiyorum. Türkiye'deki sanatçılardan bahsetmiyorum. Ha bu sırada bana 3 sanatçı bana yardımcı olmuştur. 1. Moğollar bana yardımcı olmuştur. Barbaros Şansal bana yardımcı olmuştur.
Bir de Ferhan Şen sorulmuştur bana. Dünyada 3-4 tane pantomim grubu var abi. Dünyada. Dünya çapında. Örneğin diyelim işte Meksika, Meksikano bilmem ne pantomim topluluğu, işte İsrail bilmem ne pantomim, işte Hindistan Cat var, Kürt var. Kızacağız her ülkede pantomimciler var abi. Evet. Bunlar pantomimciler birbirini çok severler. Ben de çok severim onları. Çünkü pantomimcilerin bir özelliği var. Ferhan abinin bir esprisi var. Oraya geleceğim. Ferhan abi dedim ki, bir kitap var ya benim kitap. Evet. Ferhan abiye gittim. Dedim, Ferhan abi bak herkes yazı yazıyor. Sana şu kitabı vereyim de bir de sen yazı yaz. Ya. Diyorsun ki ya beş para etmez bir kitap yaz. Yaz. Ama yaz. Yaz ama yaz. Evet. Yarın getir dedi. Kitabı getirdim. Baktı. Çok güzel. Güzel. Çok güzel. Bana da güzel küfür etti rahmetli. Dedi ki, olan dedi, benim dedi iki tane yabancı dilim var. En fazla dört tane ülkeye gidebiliyorum, gezmeye gidiyorum dedi ya. Bu ne rezalet dedi, sen ilkokul mezunusun dedi, kafa geçiyor bende. Sen ilkokul mezunusun dedi, bütün dünyayı gezersin dedi, sen dedi pandemiciyim dedi ya. Pandemi bilen insanlar dedi, bütün dünyayı çok iyi bilir, dünyacılarla anlaşabilirsin. Çok da doğru söylüyor esasında. Ben dedim, ver dedim kitabı, at dedim kitabı, aldım getirdim bana, dur lan nereye gidiyorsun falan filan dedi. Yok baba ben gidiyorum. Ya kızcası yazdırmadım da, ama Ferhan abi benim her şeyimdir, o benim. Çünkü Ferhan abiyle aramızda o kadar çok güzel uçuşları var ki bana her zaman yardımcı olmuştur. Her zaman kitap vermiştir vesairedir. Derken aşağı yukarı bir kilo ağırlığına bana taşlar gelmeye başladı yurt dışından. Ya yurt dışından? Tabii. Hindistan'dan geldi, Kanada'dan geldi, Meksika'dan geldi. Birçok ülkeden bana taşlar gelmeye başladı abi. Yani hani engellilik konuşmamakla ilgili var ya, buralara takıyordum ben böyle, takıyordum. Böyle ayaklara yürümeye başladım abi. Vallahi. Evet. O kadar tesirli. Evet, çok etkiliydi. Dolayısıyla ben pandemicileri çok severim. Kısacası bu dostum. Pandemi gelişiminde bu oldu. Yani hastalıkta da bu olma geldi ve artık şu anda da gördüğüm 5 sene konuşabiliyorum, yürüyebiliyorum, çocuklarla oynuyoruz, dans ediyoruz falan filan vesaire. Harikasınız abi. Evet. Peki pandemiyle anatomi arasındaki uyum nasıl abi? E tabii ki. Yani bir kere bir pandemimci bir kere anatomiyi çok iyi bilmesi lazım. Yani anatomiyi çok iyi bilmesi lazım. Anatomi ne demek biliyor musun? Bel. Evet. Omur. Buradan başlar taburiye kadar yerdir. Yani o senin ayakta tutan bir sistemdir. Yani o. Ama bu anatomiyi bilmek şu demek oluyor. Yani örneğin kafanı çok güzel kullanmak zorundasın. Veya omuzunu çok iyi kullanmak lazım. Bilmem ne yapman lazım. Vücudunu çok iyi kullanman lazım. Anatomi oradan kaynaklanan kavramdır. Evet. Yani pandemim nedir? Yani atıyorum böyle yaptığınızı varsayalım. Çok basit bir şey bu. Yani şöyle bakıyorsun böyle gidiyorsun. Yani öyle bir şey sanki varmış gibi. Evet. Yani bu anatomi insanı yönlendiriyor. Yürümek odur. Evet. Yani anatomiyle beyin ilintisi çok güzeldir. Teşekkür ediyoruz. Ya rica ederim. Bize vakit ayırdınız. Kanalımıza şeref verdiniz. Eyvallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İşte hayat serimizde bugün pandemim. Pantomim, sessiz tiyatro, artık hangisini kullanırsanız sanatçımız, değerli sanatçımız Ulvi Arı abimizle beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.